Fethiye Turizm, turizm tedarikçileri, yiyecek ve içecek ihtisas fuarı 11 yıl düzenli olarak düzenlendikten sonra 2 yıldan bu yana yapılamamıştı. Pandemiden sonra alınan önlemlerin kaldırılmasıyla beraber FETEX fuarında 12. kez kapılarını misafirlerine açtı. Marfo Fuarcılık tarafından düzenlenen, fuara katılan ve Türkiye'nin tamamında altyapı imkanıyla Fethiye'de hem altyapı hem de üst yapıdan hizmet veren internet sağlayıcı firmalardan biri olan Finet firması çalışanı Yaren Şahin şunları söyledi. Fethiye ilçeyi temsilen buradayız ve bu tarz fuarların gerçekten hem kendi şubemiz adına hem de diğer markaların, diğer firmaların kendini tanıtması adına daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Umarım böyle fuarları sık sık görürüz. Sık sık katılma imkanımız da olur diye düşünüyorum. Hangi sektörde hizmet veriyorsunuz? Finet altyapısız internetle alakalı bir şey galiba. Evet, Finet internet hem üst yapıdan hem de altyapıdan dilediğiniz interneti size sağlayabileceğimiz telekomünikasyon firmasıdır. Deko Bahçe Fethiye firması işletme sahibi Serdar Nalbant da düzenlenen fuardan memnun olduklarını ifade etti. Geçen sene pandemiden dolayı katılamamıştık. Bir önceki sene de son bu fuardı. Aradan 2 yıl geçti. 2 yıldan sonra sektör paydaşlarıyla buluşmayı hedeflediğimiz bir fuar. Firma olarak Bahçe Mobilyası, Aydınlatma ve Otel Tekstili grubundayız. Bu uzun bir aradan sonra inşallah faydası olacağını düşünüyoruz. Geçmiş yıllara göre iş potansiyeli anlamında bu pandemiden sonraki sıkıntı ve ekonomik krizin ardından bir de ortaya çıkan Ukrayna-Rusya savaşı sizin işlerinizi de etkiledi mi? Şimdi haliyle dünyada yaşanan artık global krizler bizi de etkiliyor. İşte pandemi de ciddi anlamda bu süreci zaten zora sokmuştu. Bunun yanında işte ham maddeden kaynaklı fiyat artışları, işte toplumda nihai tüketicinin alınabilirlik, alım gücüyle alakalı sıkıntılar tabii yansıyor. Ama bölgemizin konumu ve yapısı itibariyle ayrı bir katma değer de oluşturdu. Burada emlak sektörünün bu kadar yaygın ve hızlı büyümesi de buna bağlı olarak bizim işlerimize az da olsa bir katkısı oldu. Gelecek olan süreçlerde de bunun devamını görüyoruz. Ama tabii inşallah savaşın da bir an önce tatlıya bağlanıp bütün coğrafyada bir huzur bulmasıyla daha da hızlanacağını düşünüyorum. Fuara Muğla'dan katıldıklarını söyleyen Dörtler Endüstriyel Mutfak sahibi Faruk Demir de amacımız hem bölge halkına kendimizi tanıtmak hem de buraya yeni bir iş hacmi yaratmak dedi. Biz Fethiye, Bodrum, Marmaris fuarlarına genelde katılıyoruz. Tabii pandemi sürecinde bunlara katılamadık. Ama buradaki amacımız işletmedeki hem bölge halkına kendimizi tanıtmak hem de buraya da yeni bir iş hacmi yaratmak için katıldık. Zaman zaman fuarlardan tabii bunun şeyini görüyoruz, karşılıklarını görüyoruz. Hem kendimizi tanıtıyoruz hem reklamımız oluyor. Fuarlar bu konuda bizim için vazgeçilmez bir şey oldu. Her zaman da katılıyoruz fuarlara. Fuarlara şimdi bu ekonomik kriz ve pandemiden sonra meydana gelen ekonomik krizden sonra iş hacminizde bir değişiklik, bir sıkıntı yaratıldı mı? Tabii ki. Şimdi biz bölgesel olarak bir markayız ama tabii ki iş hacmimizde bir şey oldu, düşüş oldu. Bunun yanı sıra ham maddeye gelen zamlardan dolayı bizim paslanmaz çelik kullandığımız için bu yurt dışından geliyor ve dolar bazlı geliyor. Bu yüzden de ham maddeye zamlar geldiği için fiyat artışları oldu. Ama yine şu anda bir toparlanma şeyine girdik, evresine girdik diyelim. Yani bu senenin iyi olacağını düşünüyoruz. FETEX fuarında renkli görüntüler oluşturan yöresel ürün satan firmalar da geldikleri bölgeleri tanıtmak adına çalışmalar yapıyor. Karadeniz bölgesi ürünlerini satan Recep Güler, bize her yer Trabzon şeklinde konuştu. Yöresel ürünlerimiz, tereyağlarımız, peynirlerimiz, mıhlamalı kuymaklık peynirlerimizle beraber siz Fethiye halkına tanıtıma geldik. Ürünlerimiz doğaldır, kalitelidir, lezzetlidir. Gelip denemenizi isteriz. Hepinizden Allah razı olsun. Fethiye halkından Allah razı olsun. Biraz önce halay müzikleri de oluyordu. Sadece peynir, tereyağı anlamında değil. Evet. Sanki yörenizin müziklerini de tanıtıyorsunuz. Tabii. Kemençelerimiz muhakkak. Kemençe olmazsa yaşayamayız Karadeniz halkı olarak. Bize her yer Trabzon. Balıkesir yöresi ürünlerini satan Güven Ataş da etkinliklere giderek satışlar yapıyoruz dedi. Karalut özümüz var. Karalut pekmezlerimiz var. Meyve suyumuz var karalutun. Damla sakızı, Hatay üretiminden nar ekşisi var. Sirke çeşitleri var. Bu sirkeler el yapımı.
yoğun, özellikle faydalı. Fındık ezmemiz var oradan. Bir de tayın çekiyoruz, sıcak tayın. Susamdan tamamıyla ürünlerimiz bunlar. Bu fuarların katkısı oluyor mu sizlere? Daha önce ne zamandan beri fuarcılık yapıyorsunuz? Ben aşağı yukarı 2-2,5 yıldır pandemiden önce başladım. Ama tabii bizim organizasyon, bizi düzenleyen, yönlendiren arkadaşımız yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyor. Ve bu konuda profesyonel. O yönlendiriyor, biz onun yönlendirdiği yerlere gidiyoruz. Son olarak Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri, Yiyecek ve İçecek İhtisas Fuarı organizasyonunu yapan Marfo Fuarcılık sahibi Volkan Gülcan, pandemi sonrası fuarların başladığını belirtip 50 tane katılımcı firmamız var ifadelerini kullandı. Bahçe mobilyasından yatağa, koltuktan havuz kimyasallarına, bilgisayardan internet servislerine, solar sistemlerine kadar birçok farklı sektörde katılımcı firmalarımız var. 2 yıldır yapamadığımız pandemiden dolayı, pandemi yasaklarından dolayı fuarımızın açmanın büyük mutluluğunu taşıyoruz. Ayrıca içerideki katılımcı ve ziyaretçilerimize de teşekkürü borç biliyoruz. Hepimiz büyük ekonomik zorluklar yaşıyoruz. Buraya katılmak, açmak, ziyaret etmek bile belli bir külfeti karşılamaya gerektiriyor. Ama buna rağmen bütün katılımcılarımız Fethiye'nin ticaretine, turizminin iyi geçeceğine inandığı için standlarını açtılar. Özel rakamlar, özel fiyatlar aldılar ki kurlar bu kadar yüksek olmasına rağmen. Sabah 11'de normal ziyareti açtığımız organizasyonumuzda ziyaretçiler ve katılımcılarla konuşmalarımızda ilk saatlere göre iyi başladığını, Cuma'ya kadar daha da katlanarak devam edeceğine inanıyor bütün katılımcılarımız. Halkımızdan, bölgeden, kaştan kalkandan beklediğimiz tek şey fuarı ziyaret edip en azından firmalarla tanışıp buraya geldiklerini değerlendirmelerini istiyoruz.